kapasite terim olarak erkeklerde meme büyüklüğüdür. Normalde erkeklerde 15-16 yaşına kadar anneden gebelik sırasında alınan hormonlardan dolayı %50'sinde bu jinekomasti fizyolojik olarak vardır. 15-16 yaşından sonra bazı kişilerde kalıcı olabiliyor ve bunun da oranı %15-20 arasıdır. Jinekomastinin tedavisi cerrahi. Cerrahi tedavide her iki memedeki fazla yağı liposakşinle alıyoruz ve bazı vakalarda da tabi bu derecesine göre, büyüklük derecesine göre değişmekte, dokuyu da fazla meme dokusunda hemen meme başı içinde kesik, gizli kalacak şekilde bu dokuları da alıyoruz. Ameliyat süresi 45 dakika civarındadır. Hastane kalımı gerektirmez. 3 gün kapalı bir pansuman uyguluyoruz hastalarımıza. 3 günden sonra o pansumanımızı çıkartıyoruz ve hastamız da en az 4 hafta kadar meme korsesini takıyor. Özellikle daha önceden spor yapmış, sporu bırakmış veya ani kilo kaybıyla vücudun genelinde sarkma şikayeti olan kişiler jinekomastite şikayetiyle bize geliyor. Ve tabii bu ameliyattan sonra hastanın bu sonucu uzun vadede sürdürebilmesi için belli bir sportif aktiviteleri yapması gerektiği gibi diyetine de dikkat etmesi gerekiyor. Yine her ameliyatta olduğu gibi ani kilo alıp vermeler olmayacak ve hastamız bu ameliyattan sonra özellikle diyet kısmında çok dikkatli olacak. Bu jinekomasti ameliyatları tabi bizim bu özellikle son zamanlarda kilo verme sonrası, işte mide ameliyatı olur veya kişinin kendisinin yaptığı diyet sonrası olur. İleri derecede sarkma şikayetiyle gelen hastalarımıza son zamanlarda çok yapmaktayız. Çok yapar olduk. Burada tabi artık izler, böyle çok sarkmalı olan jinekomastilerde izlerimiz sadece meme başı içinde saklı olmuyor. Koltuk altına kadar da izlerimiz burada kalabiliyor. Her ameliyatta olduğu gibi bu izler de 1-1,5 yıl içerisinde son halini alıyor. Ama genellikle bugün böyle çok aşırı sarkmaların dışında demin anlattığım gibi fazla yağ alıp fazla dokuyu da aldığımız zaman hastalarımıza tatmin edici bir sonuç sunabiliyoruz.